Evet, hepinize teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun, var olun. Gerçekten de buradan çok güzel görünüyor. Al bayrak. Sallayın onları. Ruhumuz yenilensin. Bir şeyden emin olmanızı isterim. Bir şeyden. Beraber, birlikte, gönül gönüle bu güzel ülkeyi aydınlığa çıkaracağız. İkinci kez, birinci kez aydınlığa çıkaranın kim olduğunu biliyorsunuz. Hemşeriniz Gazi Mustafa Kemal. 100 yıllık bir süreç geçti. 100 yıl. 100 yılın sonunda geldiğimiz nokta iç açıcı bir nokta değil. Şimdi ikinci yüzyıla hazırlanıyoruz. İkinci yüzyıl Gazi Mustafa Kemal'in öngördüğü çağdaş uygarlığı yakalamak, onu aşmak ve cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak için yolumuza devam edeceğiz. Evet, yolumuza cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak için devam edeceğiz. Unutmayın, o büyük kahraman, dünyanın saygı duyduğu o büyük kahraman, sizin içinizden çıkan bir kahraman. Anadolu'ya gelmesi, Kuvayi Milli Hareketi'nin öncüsü olması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurması, gücünü saraylardan değil, gücünü doğrudan doğruya halktan alması, mandacılığı reddetmesi ve benim iki büyük eserim vardır dediği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün. Bir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. İki, Cumhuriyet Halk Partisi. Sizleri, Mustafa Kemal'in hemşerilerini Cumhuriyet Halk Partisi ile kucaklaşmaya davet ediyorum. Bize gelmenize ve bize katılmanıza davet ediyorum. Coğrafyanın neresinde yaşıyorsanız yaşayın. İzmir'de, Ankara'da, Bursa'da, Edirne'de, Tekirdağ'da, Çanakkale'de, Adana'da, Samsun'da, nerede olursanız olun, cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak için yine kucaklaşmak, yine beraber olmak, yine bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek için beraber olmak zorundayız, birlikte olmak zorundayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Balkanlardaki soydaşlarımızla dostluğumuzu aynen sürdürüyoruz. Oradaki siyasal partilerle iç içeliğimizi sürdürüyoruz. İster Bulgaristan'da olsun, ister başka bir yerde olsun, nerede bizim köklerimizin bulunduğu bütün yerlerde hiç kimse unutmasın. Orada Cumhuriyet Halk Partili mutlaka vardır. Balkanların yüreğinde, Balkanların kalbinde mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi, mutlaka Mustafa Kemal sevgisi vardır. O sevgiyi büyütmek hepimizin ortak görevidir. O nedenle Balkanlardan gelip Anadolu'ya yerleşen bütün kardeşlerime çağrımdır. Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıracaksak bize katılın. Artık beraber bu yolu yürümek zorundayız. Türkiye'yi yeniden aydınlığa çıkarmak zorundayız. Beraber yürümek, İzmir Marşı'nı beraber söylemek zorundayız. Birlikte gönül gönüle hareket etmek zorundayız. Bunu bilmenizi isterim. Mustafa Kemal'in sadece bu coğrafyada etkisi yok. Gazi Mustafa Kemal bütün mazlum milletlerin önderi olmuştur, lideri olmuştur. Gazi Mustafa Kemal'in başlattığı İstiklal Savaşı'ndan sonra bütün mazlum milletlerin İstiklal Savaşı'nı başladığını görüyorsunuz. Biz cumhuriyeti kurduktan sonra bütün mazlum milletlerin de cumhuriyet inşa ettiklerini görüyorsunuz. O nedenle aranızdan çıkan hemşeriniz, hemşerimiz, kahramanımız, Milli Kurtuluş Savaşı'nın kahramanı Gazi Mustafa Kemal'e birlikte sahip çıkmak,
onun ilkelerini büyütmek zorundayız. Onun ilkelerini büyüttüğümüz zaman asıl hedefe ulaşmış olacağız. Güçlü Türkiye, itibarlı Türkiye, saygın bir Türkiye, saygın bir demokrasi, herkesin düşüncesini özgürce ifade ettiği bir Türkiye, üreten bir Türkiye, güçlü bir Türkiye. Kimsenin inancından, kimliğinden, yaşam tarzından ötürü ötekileştirilmediği bir Türkiye. Kadın ve erkeğin eşit olduğu bir Türkiye. Türkiye'deki bütün kadınlara sözüm var, buradaki kadınlara da sözüm var. Unutmayın, halkın iktidarı kurulduğunda, Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanlığını aldığımızda ilk yapacağımız iş İstanbul Sözleşmesi'ni derhal yürürlüğe koymaktır. Mustafa Kemal'in verdiği hedef çok açık. Çağdaş uygarlığı yakalamak ve onu aşmak. Kadın ve erkeğin eşit olmadığı, aralarında farkların olduğu bir düzeni asla kabul etmiyoruz. Çağdaş uygarlığa ulaşacaksak, birlikte mücadele edeceksek, omuz omuza bir mücadeleyi yapmak zorundayız. Milli Kurtuluş Savaşı'nda sadece erkekler yoktu, kadınlar da vardı. Üstelik yaşlı olanlar da vardı. Sırtında çocuğu, elinde mermisi, tüfeği, cephede çalışan kadınlar vardı. O nedenle biz beraber olmak zorundayız. Birlikte olmak zorundayız. Kader birliği yapmak zorundayız. Türkiye'yi büyütmek zorundayız. Türkiye'nin çağdaş uygarlığı yakalaması ve onu aşması için birlikte çalışmak zorundayız. Bizim eksiğimiz olabilir. Bizim yanlışımız da olabilir. Ama bir şeyi unutmayın. Bizden çok bu partiye sizlerin sahip çıkması lazım. Çünkü bu parti sizin partinizdir. Mustafa Kemal'in partisidir. Efendim, bir araya geldik, beraber olduk. Bir şeyi unutmanızı istemem. Balkan coğrafyasında ne kadar yakınlarınız, akrabalarınız varsa o coğrafyayla bilin ki o kadar içli dışlıyız. Belediye başkanlarımızla oradaki belediye başkanları arasındaki dostluğumuz devam ediyor. Zaman zaman toplantılar düzenleriz. Bazen Tekirdağ'da, bazen Edirne'de, bazen İstanbul'da, bazen İzmir'de yaparız. Buradaki belediyelerimiz de, oradaki belediyeler kardeş belediye rolünü üstleniyorlar ve kardeş belediye olarak birbirlerine gidip geliyorlar. Dostluklarımız devam ediyor. Sizlerin de dostlukları devam ediyor. Biz bunu da gayet iyi biliyoruz. Dolayısıyla Balkanları unuttuğumuzu sakın düşünmeyin. Balkanlarla içli dışlıyız. Ankara ve İstanbul neyse Balkanlarla Türkiye'de aynı şekilde dostluğumuz, kardeşliğimiz, birlikteliğimiz, beraberliğimiz devam ediyor. Efendim hepinize yürekten teşekkür ederim. Bu güzel atmosferi bize sağlayan değerli arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Buraya gelmeden önce Balkanların kanaat önderleriyle özel bir toplantı yaptık. Onların bazı sistemleri oldu, onları not aldık. Bazı önerileri oldu, onları not aldık. Dediğim gibi eksiğimiz olabilir ama bir şeyi sakın unutmayın. Biz birlikteyiz, beraberiz, kader birliği yapmak zorundayız. Türkiye'nin güzelleşmesi için, Türkiye'ye demokrasinin gelmesi için, Türkiye'ye adaletin gelmesi için. Türkiye'de hiçbir anne evladını yatağa aç yatırmamalıdır. Türkiye'de bütün anneler huzur içinde evlerinde, caddelerinde, sokaklarında Türkiye'nin gezebilmelidir. Biz bunu yapmak zorundayız. İşsizlik belasından Türkiye'yi kurtarmak zorundayız. Bunun için beraber, birlikte, gönül gönüle çalışmak zorundayız. Hepinize şükran borçluyum. Hepinize teşekkür ederim. Sandığa gideceksiniz, gelecek sandık. Sandığa gideceksiniz. Sadece bir şey istiyorum. Oy kullanırken elinizi vicdanınıza koyup oyu öyle kullanın. Elinizi vicdanınıza koyup oyu öyle kullanın. Türkiye'yi düşünün.
evlatlarınızı düşünün. Mutfağınızı düşünün. Dostluğunuzu düşünün. Komşularınızı düşünün. Daha güzel bir Türkiye'yi düşünün ve oyunuzu öyle kullanın. Oyunuzu kullandığınız zaman göreceksiniz, Türkiye aydınlığı yakalayacaktır. Türkiye uygar, itibarlı bir ülke süratle olacaktır. Türkiye bütün sorunlarını aşacaktır. Türkiye güzelleşecektir ve Türkiye gerçek anlamda çağdaş uygarlığı aşan bir Türkiye olacaktır. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum.